Dostlar merhaba, hoş geldiniz. Ben Eyüp Hoca. Kıymetli dostlarım, 2023 TYT, KPSS, Tayfa için Dil Bilgisi konu anlatımlarına devam ediyoruz. 15. dersimize geldik. Bir önceki dersimizde isimler konusunu ele almıştık. Normalde kitaplarda konu anlatımlarında isimlerden sonra zamir e, tamlamalara geçilir. Ancak ben tamlamaları isim, zamir, sıfat konu anlatımı bittikten sonra ele almak istiyorum. Zira arasına sıfat girmiş, at tamlaması diyoruz, sıfat bilinmiyor ya da tamlayanın zamirle oluşturulmuş at tamlaması diyoruz. Zamir işlenmemiş. Dolayısıyla sıfatı zamiri işledikten sonra tamlamalar konusu gelecek dostlarım. Soru bankalarınızda eğer tamlamalarla ilgili sorular varsa hemen isimlerden sonra onu boş bırakıp hemen zamirlere geçin sıfatları işleyelim. Daha sonra tamlamalara geçeriz diye düşünüyorum. PDF yine ücretsiz bir şekilde açıklamalar kısmında yer alacak. Oradan dilediğiniz şekilde indirip kullanabilirsiniz. Evet dilerseniz hemen başlayalım. Tabi önce mini bir paragraf sözlüğü. Kişisel ne demektir? Kişi ile ilgili, kişiye ilişkin, kişinin kendi malı olan şahsi ya da zati. Köken ne demektir? Bir şeyin çıktığı, dayandığı temel, biçim, neden veya yer menşe olarak da adlandırılıyor kuram hani kuramcısı deriz. Belli bir konudaki düşüncelerin, görüşlerin bütünü anlamına gelir. Örneğin romantizmin kuramcısı Victor Hugo'dur gibi. Sistemli bir biçimde düzenlenmiş birçok olayı açıklayan ve bir bilime temel olan kurallar, yasalar bütünü nazariye ya da teori olarak da tanımlanabilir. Kurgu uygulamaya geçmeyen, yalnız bilmek ve açıklamak amacını güden düşünce demektir kültür bir topluma özgü düşünce ve sanat eserlerinin tamamı kültürel ise kültüre ilişkin Kültürle ilgili olan demektir. Evet, şimdi gelelim zamir konumuza. Sözcük türlerinin tablosunu hatırlıyorsunuzdur dostlarım. İsim soylu sözcükler ne demekti? Özünde hareket anlamı taşımayan isimler, sıfatlar, zamirler, zarflar, edat bağlaç fiil soylu sözcüklerse özünde hareket anlamı taşıyan fiiller, fiilimsiler, yardımcı fiiller ve ek fiildi. İşte zamir isim soylu sözcük türleri grubunda yer alan bir sözcük türüdür. Zamir diğer ismi adın, adın olmadığı yerde adın yerini tutan, adların yerine getirdiği tüm işlevleri yerine getirebilen sözcüklere, gölge sözcüklere biz adıl yani zamir diyeceğiz. Şimdi kıymetli dostlarım zamirler ismin yerine gelir. İsimlerin gösterdiği bütün özellikleri gösterirler. Ancak isimler tek başına kullanıldıklarında bir anlam ifade ederler. Çünkü her isim insan zihninde karşılığı bulunan bir gerçekliğin adıdır artık. Oysa zamirlerin tek başına bu şekilde bir anlamı yoktur. Hani anlamsız kelimeler değil, e, anlamsız kelimelerdir diyemeyiz edat ve bağlaçlar gibi ama isimler gibi bir anlam ifade etmezler. Mesela bardak dediğim zaman size zihninizde şöyle bir şey canlanır değil mi? Ha bu bardak sözcüğünün anlamlı olduğunu gösterir. Ama bardak sözcüğü yerine kullanacağım bu kelimesi tek başına bu bir şey canlandırıyor mu zihinde? Elbette canlandırmıyor. Bu bakımdan zamirler isimlere göre anlamsız kelimelerdir. Kitap tek başına anlamlıdır bu kitap sözcüğü yerine kullanacağım bu sözcüğü tek başına bir anlam ifade etmez. Zamirler isimlerin yerine gelebilen sözcükler olduğu için isimlerin gösterdiği bütün özellikleri gösterirler. Hocam bunu biraz aç. Yani isimler gibi çoğul eki alırlar, hal eki alırlar, eki eylem alıp yüklem olurlar. isimler gibi tamlama kurarlar. Yani isimlerin gösterdiği bütün özellikleri gösterirler. Zamirler sadece isimlerin yerini tutmaz, yeri gelir. Bazen sözöbeklerinin yerini tutar. Bir sıfat tamlamasının, bir at tamlamasının yerini tutabilir. Hatta bazen bir cümlenin yerini bile tutabilir. Gelin örneklere bir bakalım. Sevgiyi yaşamak mı yoksa onu tanımak mı dedik. Şimdi bu cümlede dikkat edin. Girişte sevgi diye bir isim vermişiz. Soyut bir isimdir. Tamam. Sevgiyi yaşamak mı yoksa sevgiyi tanımak mı demedik sevgi adının yerine o kelimesini kullandık. Bak dikkat et. Tıpkı isim gibi belirtme hali ikini o da aldı. Çünkü ismin yerine geldi. İsmin gösterdiği bütün özellikleri göstermekte kendisi mükelleftir. Masadaki eşyaları içeriye taşıdık. Onlara göz kulak olmalısın. Bak dikkat. Masadaki eşyalar bir söz öbeğidir. Yani bir sıfat tamlamasıdır. Nasıl eşyalar? Hangi eşyalar? Masadaki eşyalar. Masadaki eşyaları içeriye taşıdık masadaki eşyalara göz kulak olmalısın demedik. Masadaki eşyalar sözcüğü yerine onlar sözcüğünü kullandık. Masadaki eşyalara bak tıpkı isimler gibi yönelme hali iki aldı. Yarın sınav yapacağım. Bu bir cümle değil mi? Evet yarın sınav yapacağımı arkadaşlarına ilet demedik. Yarın sınav yapacağım cümlesinin yerine bu zamirini kullandık. Yine tıpkı isimler gibi üzerine halekini alabildi. Evet zamirler böyle sözcüklerdir ve iki gruba ayrılır dostlarım. Sözcük düzeyinde zamirler ve ek düzeyinde zamirler. Kişi zamirleri. işaret zamirleri, belgisiz zamirler ve soru zamirleri. Sözcük düzeyinde zamirler iken ilgi zamiri, İyilik zamirleri ki biz bunları bir önceki konuda sözcükte yapıda görmüştük aslında. Bunlara da ek düzeyinde zamir denir. Ancak soru kökünde özellikle istenmediği müddetçe ek olan zamirler zamir olarak alınmaz. Ne demek hocam? Yani senden ilgi zamirini istemesi lazım iyilik zamirini özellikle istemesi lazım. Demediği müddetçe örneğin aşağıdakilerin hangisinde zamir vardır? Bu metinde kaç tane zamir kullanılmıştır? Bizi ilgilendiren sadece sözcük düzeyinde zamirlerdir. Unutmayalım dostlarım. Evet şimdi sözcük olan zamirlerle başlayalım. Bunlardan birincisi kişi zamirleri, diğer adı şahıs zamirleri, İnsan adlarının yerine kullanılan Üçü tekil, üçü çoğul olmak üzere toplam 6 tane sözcük. Ben, sen, o tekil olanlar, biz, siz, onlar, çoğul olanlar toplam 6, 6 sözcük. Bu 6 sözcüğe kıymetli dostlarım kendi sözcüğünü de ekleyebiliriz. 6 artı 1. Kendi sözcüğünün aslında bir adı var. Dönüşlülük zamiridir. Ama dönüşlülük zamiri de bir şahıs zamiri olarak değerlendirilebilir. 6 artı 1. Aman dikkat kurban olduklarım. Bu 6 artı 1 dışında hiçbir kelimeyi şahıs zamiri olarak almayın. İnsan adının yerine kullanılmış olsa bile. Örneğin dün biri biri seni sordu. Şimdi seni tamam bu şahıs zamiri. Peki biri biri dediğimizde bir insandan bahsediyor değil mi? Evet ama kesinlikle şahıs zamiri değildir. Onu belgesiz zamir alacağız. Şahıs zamirleri ben sen o biz siz onlar hadi bilemedin kendi sözcüğü. Bunun dışında hiçbir sözcüğü şahıs zamiri olarak almayın lütfen. Bu kendi sözcüğü genellikle başka zamiri pekiştirme görevinde kullanılır. Ha tek başına kullanılmaz mı? Evet kullanılır. Mesela ödevi kendisine söyledim dersin. Tek başına kullanırsın. Ama genellikle yemeği ben kendim yaptım. Oraya sen kendin git. Ödevi o kendisi yapsın. Biz kendimiz gidelim. Siz kendiniz gidin. Onlar kendileri yapsınlar gibi başka bir zamiri pekiştirme görevinde kullanılabilir. Soru kökünde zamirlerle ilgili pekiştirme ifadesini görürseniz bilin ki kendi dönüşlülük zamirinden bahsediyordur. ÖSYM çok sever. Kendi zamirini hemen hemen her yıl mutlaka sormuş. Ya şıkta geçmiş ya metinde geçmiş bir şekilde kendi zamirini sormuştur. Çok dikkat. Dönüşlülük zamirini dönüşlülük fiiliyle karıştırmayın o çatılarla ilgilidir. Bu zamir, dönüşlülük zamiri. Çok dikkat. Peki hocam, yemeği ben yaptım demesi yeterliydi. Ben kendim dedi. Burada bir gereksiz sözcük kullanımı var mı? Hayır. Anlamca pekiştirmeleri kesinlikle gereksiz sözcük olarak almıyoruz. Hele ki gereksiz sözcük ararken kıymetli dostlarım lütfen zamirlere bulaşmayın. Yani zamirlerin kullanımı gereksiz sözcük kullanımı doğurmaz. Ancak şöyle doğurur. Yani bir sıralı cümle olacak. Sen bir ögeyi zamirle tekrarlarsan o zaman belki gereksiz olur. Yani mesela Ankara'ya bir kere gittim. Oraya çok alıştım. İkinci kısımdaki oraya. Acaba gerekli mi? Ankara'ya bir kere gittim. Ankara'ya alıştım. E Ankara'ya ikisine birden uyuyor. Oraya diye tekrarlamaya gerek yok. Ha, bu tip durumlarda gereksiz olur ama bunun dışında yani sıralı ve bağlı cümle dışında lütfen gereksiz sözcük ararken zamirlere elleşmeyin olur mu? Peki devam edelim. Bir uyarımız daha var. Üçüncü şahıs zamirleri tekil ve çoğul olanlar. Eğer insan adı yerine gelirse şahıs zamiri oluyorlar. İnsan dışındaki bir varlık yerine gelirse işaret zamiri oluyorlar. Hocam bunu nasıl anlayacağım? Cümleden anlayacaksın. Mesela onu tanısan çok seversin. Bir insandan bahsediyor. Şahıs zamiri. Onu cüzdanına koy kağıt, para artık neyden bahsediyorsa. insan dışında bir varlık. Dolayısıyla bu işaret zamiri. Onlara uğramadan geçmeyelim. Burada insanlardan bahsediyor. Şahıs zamiri. Onları duvara as. Evet bir pano, bir resimden bahsediyor. Dolayısıyla işaret zamiridir diyeceğiz. Çok dikkat. Gelelim. Gösterme yani işaret zamirlerine. İsmin yerini işaret yoluyla tutan bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar, öteki, beriki, böyle, şöyle, aha, yani böyle bir işaret yapabiliyorsa, işaret anlamı taşıyan bu sözcük adın yerine gelmişse işaret zamiri olur. Ama biz biliyoruz ki işaret zamirleriyle işaret sıfatlarını birbirine karıştırmamalıyız. Niye? Çünkü bu işaret anlamı taşıyan kelimeler bir adın önüne gelip adı işaret edebiliyorlar. O zaman tamlama kuruyorlar ve işaret sıfatı oluyorlar. Bir de şunu unutmayın. Hani zamirler adın yerine geliyordu ya. Adların gösterdiği bütün özellikleri gösterebileceklerdir. Yani adlar gibi çekim eki alabilirler. Oysa sıfatlar adlar gibi çekim eki alamaz. Yani şu çizdiğim sözcüklere bir bakın. Şunları şu, buraya bu, orada o. Bu, bu bunda öyle bir ayrım olmadı ama genelde olur. Bak dikkat. Şunları tıpkı isim gibi çekim eki almış ama şu çekim eki yok. Ha bir de mantığını öğrenelim. Şimdi şunları arkadaşlarım için alayım. Şunları dediği kıyafet. Kıyafet sözcüğünün yerine geldi. Zamir. Ama şu kıyafetleri arkadaşlarım için alayım deseydi sıfat olurdu. Ahmet Beyler buraya 10 yıl önce taşınmış. Bura dediği bir şehir. Şehir yerine gelmiş. İşaret zamiri. Bu şehre deseydi, bu memlekete deseydi sıfat olurdu. Size ait olan kitaplar orada masa bölge bir yer adı onun yerine gelmiş o masa deseydi o masada deseydi sıfat olurdu. Bu yapılacak işlerin listesi adın yerine geldi. Bu liste yapılacak işlerin listesi deseydi yani şu şekilde tamlama kursaydı adın önüne gelseydi işaret sıfatı olacaktı. Adın yerine gelince işaret zamiri oluyor. Çok dikkat. Evet, gelelim belgisiz zamirlere. Şimdi belgisiz ne demek? Hocam belirsiz Tamam. Peki bu belirsizlikten ne anlıyorum? Hocam bu kişi bakımından bir belirsizlik olabilir. Yani kimden bahsettiğini anlamıyor olabilirim. Veya bir nesnenin belirsizliği olabilir. Neyden bahsettiğini anlayamıyor olabilirim. Ya da sayısal bir belirsizlik vardır. Yani kaç tane olduğunu bilmiyorumdur. Evet, bunların hepsi belgisiz demektir. Belirsiz demektir. Şimdi zamir adın yerine gelecek ama bir belirsizlik tutarak gelecek. Herkes bazıları, hepsi, biri, birkaçı, kimse, kimi, birçoğu, şey falan, birazı, çoğu, başkası, herhangi biri gibi adın yerine gelen belirsizlik sözcükleri. Ama biz biliyoruz ki bu sözcükler zamir de olabiliyor, sıfat da olabiliyor. Mantık yine aynı. Adın yerine gelirse, hele üzerinde çekim eki varsa zamir, adın önüne gelirse, onunla tamlama kurarsa sıfat olur. Şimdi... Biri telefonuna çağrı bırakmış. Biri. Sarı çizmeli Mehmet Ağa. Bu zamir. Ama bir adam deseydi bu belgesiz sıfat olurdu. Testteki sorulardan birkaçı kolaydı. Tamam zamir. Birkaç soru deseydi onun önüne getirip onu onu belirsizleştirseydi sıfat olurdu. Bazıları bunu kavrayamadı. Zamir. Bazı öğrenciler deseydi sıfat olurdu. Onları kimse anlamıyordu. Zamir. Herkes içeri girsin. Zamir. Hocam bunları sıfat yapamaz mıyız? yapamayız. Bazı belgisiz zamirler vardır ki sadece zamirdir. Yani kimse sözcüğünü istesen de sıfat yapamazsın. Herkes sözcüğünü istesen de sıfat yapamazsın. Şey sözcüğü her zaman belgisiz zamirdir. İstesen de sıfat yapamazsın. Çok dikkat. Bunları gördüğün an belgisiz zamirdir diyebilirsin. Peki gelelim soru zamirlerine. Şimdi kıymetli dostlarım. Soru zamirleri <laughs> soru sıfatları, soru zarfları, bununla ilgili hazırlanan hangisinde soru anlamını, zamir sıfat zarf sağlamıştır gibi soru kökleri ki onunla ilgili özel bir video kanalımda var. Soru anlamı neyle sağlanmıştır diye aratırsanız ilk sıralarda çıkıyor. Hadi garanti alın soru anlamı neyle sağlanmıştır Eyüp Hoca diye yazarsanız sadece o konuyu ele aldığım çok detaylı bir video. O videoyu da izleyebilirsiniz. Unutmazsam ben de şuraya bir yere bir link bırakırım. Şimdi soru zamirleri, soru sıfatları, soru zarfları çok karışıyor çok dikkat. İsmin yerini soru yoluyla tutan kim, ne, nereye, hangisi, kaçı gibi sözcükler. Bir sözcüğün soru zamiri olabilmesi için o soru sözcüğünün cevabı ya isim olacaktır ya zamir olacaktır. Kim, Ahmet, ne, kitap, nereye, oraya, hangisi, şu, kaçı, beşi. Bak cevabım ya isim ya zamir. Eğer cevabın bir sıfat tamlaması olursa karşımda bir soru sıfatı var demektir. Cevabın bir zarf çeşidi olursa karşımda bir soru zarfı var demektir. Ancak ancak kıymetli dostlarım. Bir cümlede soru sözcüğü bulmak, onun türünü belirlemek başka şey bir cümlede soru anlamı sağlayan sözcüğün türünü bulmak başka şeydir. Bunları birbirine karıştırmayın lütfen. Şimdi örneklerde bunu da size anlatacağım. Dolaptaki karpuzu kim yedi? Burada bir soru sözcüğü var. Cevap veriyorum Ali. İsimle cevap verdim. Evet bu bir soru cümlesi. Soru cümlesi olduğuna göre, soru da temel cümleye yönelik olduğuna göre, cevabında isim olduğuna göre soru anlamını zamir sağlamış demektir. Buradaki soru sözcüğü de soru zamiridir. Marketten neler aldınız? Cevap veriyorum. Elma. Elma bir isim. İsimle cevap verdiğime göre bu soru sözcüğü soru zamiri. Peki soru cümlesi mi bu cümle? Soru cümlesi. Demek ki bir soru anlamı var. E başka soru sözcüğü yok. Sadece zamir var. Demek ki soru anlamını zamir sağladı. Bu saate kadar nerede kaldın? Cevap veriyorum. Parkta. Yalnız cevap verirken. Lütfen kendi işinizi zorlaştırmayın. Bazen öğrencilerim tuhaf tuhaf cevaplar veriyorlar cümlelere. Yani bu saate kadar nerede kaldın? Soru bu. Cevap veriyor. Sana ne? E şimdi böyle bir cevap verirsen elbette soruyu çözemezsin. Makul ve mantıklı cevaplar ver. Soru sözcüğüne karşılık gelecek. Kendini zorlaştırmayacak, zora sokmayacak cevaplar ver. Bu saate kadar nerede kaldın ya? Zorlama. Parkta da geç ya. Sana ne, ne bileyim ben unuttum. Seninle ilgilendirir gibi cevaplar verirsen bu iş olmaz. Çok dikkat. Mantıklı, makul cevaplar. Nerede? Parkta ya da orada. Orada dersem zamirle cevap vermiş olurum. Parkta isimle cevap verdim. Evet burada bir soru sözcüğü var. Aynı zamanda cümle bir soru cümlesi. E başka da soru sözcüğü yok. Dolayısıyla soru anlamını zamir sağlamıştır diyeceğiz. Hangisini yanlış yaptın? Cevap veriyorum şunu. Evet şunu bir zamirle cevap verdim. Evet bu cümle bir soru cümlesi. Başka da soru sözcüğü yok. Demek ki soru anlamını zamir sağladı. Hangi soruyu yanlış yaptın? Çok dikkat. Şu soruyu. Ha, hocam bu sefer İşaret sıfatıyla cevap verdik. Ha işaret sıfatıyla cevap verdiysem şu soru sözcüğü soru sıfatıdır. Tamam. Cümle bir soru cümlesi. Tamam. Başka soru sözcüğü var mı? Yok. E demek ki soru anlamını bu sefer sıfat sağlamış. Bu sınava nasıl çalıştın? Cevap veriyorum zor çalıştım. Kolay çalıştım. Verdiğim cevap tabi henüz zarfları anlatmadım ama bir durum zarfıdır. O zaman şu soru sözcüğü soru zarfıdır. Cümlede başka soru sözcüğü var mı? Yok. E demek ki soru anlamını zarf sağlamıştır diyeceğiz. Şimdi dananın ipliğinin pazara serildiği yere geldik. Çok dikkat. Şu üst cümleye lütfen çok dikkat. Bak şimdi. Eğer bir cümlede mi soru edatı varsa o cümlenin mekanının sahibi gelmiş demektir. Soru anlamını her zaman edat sağlamıştır. Mesela aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamını zamir, soru anlamını sıfat, soru anlamını zarf sağlamıştır gibi bir soru kalıbı görürsem ve cümlede mi soru edatı varsa o cümleyi kurcalamana gerek yok. O cümlede soru anlamını her zaman edat sağlar. Mi mekanın sahibidir arkadaş. Gelir ve soru anlamını üzerine alır. Ama aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru zamiri vardır deseydi o zaman mi'nin varlığıyla ilgilenmeyecektim. Niye? Çünkü şurada bir de soru sözcüğü var. Bak dikkat et. Sana ne getirdiğini öğrenebildin mi? Ne getirmiş? Ne getirsin? Kitap. Bak isimle cevap verdim. Bu soru sözcüğü o zaman soru zamiri. Aşağıdakilerin hangisinde soru zamiri vardır? Evet burada vardır. O zaman bu cevap olurdu. Hangisinde soru anlamını zamir sağlamıştır? Ha o zaman işin rengi değişir. Mi varsa soru anlamını her zaman edat sağlar. Ya da Şöyle bir şey olabilir bak dikkat. Sınavı kimin kazandığını hangi memurdan öğrenebiliriz? İki tane soru sözcüğü var. Kimin kazandığını cevap veriyorum Ali'nin. Bak isimle cevap verdim. Bu soru zamiri. Eyvallah. Hangi memurdan öğrenebiliriz? Cevap veriyorum bu memurdan. Bu memur evet bu sıfat. Tamam. Demek ki bu da soru sıfatı. Şimdi bana deseydi ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru zamiri vardır? Evet burada var. Hangisinde soru sıfatı vardır? Evet burada var. Hangisinde soru anlamını zamir sağlamıştır? Bak şimdi dikkat. Ben bu cümlenin bütününe cevap vermeye kalksam cevabım zamire mi gider sıfata mı gider? Bir düşün bakalım. Sınavı kimin kazandığını hangi memurdan öğrenebiliriz diye sordum sana. Ver cevap. O memurdan öğreniriz. Bak cevabın nereye gitti? Sıfata gitti. Cevap nereye giderse birden fazla soru sözcüğü kullanılan cümlelerden bahsediyorum. Soru anlamını o sağlamış demektir. Unutma. Bir de şu olabilir. Bak bu cümle de çok güzel. Senin için nelere katlandığımı kimse bilmez. Soru kelimesi var mı? Burada var. Nelere? Cevap veriyorum. Şunlara. Evet zamirle cevap verdim. Demek ki bu soru zamiri. Eyvallah. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru zamiri vardır deseydi, evet bu cümlede soru zamiri vardır. Peki aşağıdakilerin hangisinde soru anlamını zamir sağlamıştır deseydi, benim bu cümleyi çizmem gerekirdi. Niye hocam? Çünkü bak dikkat. Bu cümle soru cümlesi değil dikkat. Yani bir cümlede soru anlamı sağlaması için her şeyden önce cümlenin bir soru cümlesi olması lazım. Bu cümle bir soru cümlesi değil dolayısıyla burada soru anlamı yok. Soru zamiri var mı? Var. Soru sıfatı da olabilir, soru zarfı da olabilir. Soru anlamı sağlaması için her şeyden önce bir soru cümlesi olması lazım. Çok dikkat. Peki, gelelim ek düzeyinde zamirlere. İlgi zamiriyle başlayacağız dostlarım. ÖSYM geçen sene bir soru sordu ve işin içine etti diyebilirim. Geçen seneki sınavda ilgi durumu eki diye tamlayan ekini sordu ve her şeyi çorba etti. Şimdi ilgi eki, ilgi durumu, ilgi zamiri bunlar hep birbirine karışır hale geldi. Benim size tavsiyem şimdi ilgi durumu, ilgi hali gibi ifadeler görürseniz tamlayan ekini arayın. Çünkü bu soru bize bunu öğretti artık. İlgi zamiri derse o zaman ilgi zamirini arayalım. Yani ismin yerine gelen ki'yi arayalım dostlarım. Dikkat. İsmin olmadığı yerde ismin yerini tutan bir ektir. Ki'yi ki. Bu ek daima bitişik yazılır. Ama biz biliyoruz ki Türkçede bir tane ki yok. Bunun dışında sıfat yapan bir ki var. Bir de sözcük olan bağlaç olan ki var. Gelin şunları bir hatırlayalım. Şimdi bizim ilgi zamirimiz bir çekim ekidir. İsmin yerine gelir. Belirtili ad tamlamalarında ikinci sözcüğün yerini tutar ve genellikle ımki im imki şeklinde kullanılır. Örneğin benim evim yerine kısaca benimki diyebilirim. Buradaki ki eki dikkat edin ev sözcüğünün yerini tutmuştur. Senin araban yerine kısaca seninki diyebilirim. Ki dikkat edin burada araba sözcüğünün yerini tutmuştur. Ve genellikle ilgi zamiri ımki im imki şeklinde kullanılır. Sıfat yapan yapım eki ise ki kendisi yapım ekidir, adı üstünde sıfat üretir, eklendiği sözcüğü sıfat yapar. Genellikle dakı deki şeklinde kullanılır. Evdeki, yoldaki, arabadaki, sıradaki tamam eklendiği sözcüğü sıfat yapıyor. Hangi koltuk? Evdeki koltuk. Bazen zaman zarflarına gelir onları sıfat yapar hangi maç, yarınki maç. Bazen yer yön zarflarına gelir onları sıfat yapar. Hangi bina, öteki bina ama genellikle dakı deki şeklinde kullanılıyor. Bunların ikisi de ektir. Ancak sıfat yapan ek bir yapım eki. İlgi zamiri bir çekim ekidir unutmayalım. Sözcük olan bağlaç ise zaten ek değil bir sözcüktür. Ayrı yazılır. Bu ikisinin aksine zaten vurgulu söylenir. Duydum ki... Atatürk ki, içeri girdim ki değil mi? Ama Ek olan ki'lere bu vurguyu veremezsin. Mesela evdeki koltuk eskidi cümlesinde. Evdeki koltuk diyebilir misin? Hayır. İşte benimki geliyor diyebilir misin? Hayır. Duydum ki... Unutmuşsun. Bak burada ki'ye vurgu yapabiliyorum. Bağlaç vurgulu söylenir. Unutmayın. Ve hep ayrı yazılır sözcük olduğu için. Ama sim bohçamı da cebimizde taşımalıyız. Kalıplaşmış olduğu için sanki, illaki, ki belki, oysaki, halbuki, çünkü, meğer ki bunlar daima bitişik yazılır. Çok dikkat. Nerelere girdik? Evet gelelim iyilik zamirlerine. Yani iyilik ekleri. Daha sözcükle yapıda yenice anlatmıştım. Bir varlığın ya da bir kavramın kime veya neye ait olduğunu gösteren eklerdir. Dolayısıyla iyilik ekleri, iyilik zamirleri bir varlığın ya da kavramın üzerindedir. Şahıs üzerinde değildir. Yani benim, senin, onun bu sözcükteki ekler iyilik eki olamaz. İyilik ekleri şahıs üzerinde olmaz. Varlık ya da kavram üzerinde olur evim bak sahipleniyorum. Konuşman sahipleniyorum. Yürümesi onun yürümesi ona ait. Bizim düşüncemiz sizin kararınız onların dersleri. Dikkat edin bunlar iyilik eki yani iyilik zamiridir. Hocam nasıl zamir oluyor? Şimdi benim evim dediğim zaman buradaki ım im eki ben anlamını taşıdığı için benim yerime geliyor. Bu bakımdan da ek düzeyinde zamirdir unutmayalım. Biz bu ekleri isimlerde görebiliriz. Fiilimsilerde görebiliriz ama asla fiillerde göremeyiz. Mesela gördüm diye bir fiil olsun. Gördüm. Şuradaki m ile buradaki m ne kadar benziyor birbirine değil mi? Ama farklara dikkat. Ev sözcüğü isim, görmek sözcüğü fiil. Geçmiş zamanla çekime girmiş. Ev sözcüğüne benim tamlayanını getiriyorum. Oysa buraya ben gelir. Benim gördüm gelmez. Şahıs ekidir bu dikkat. Şahıs ekleriyle yeğilik eklerini karıştırmayın dostlarım. Şahıs ekleri bir kere ben sen o diye çekime girer. Fiillere gelir. Kip ekleriyle beraber kullanılır. İyelik ekleri ise isimlere gelir, olmadı fiilimsilere gelir. Ve benim, senin, onun, bizim, sizin, onların tamlayan eki almış, ilgi hali eki almış e, zamirlerdir başındaki sözcükler. Çok dikkat. Evet şimdi gelelim zamirlerin yapısına. Şimdi sözcüğün yapısını işlemiştik. Burada da bir hatırlayacağız. Zamirlerin yapısı basit zamirler, basit yapılı zamirler ve birleşik yapılı zamirler olarak ikiye ayrılıyor. Hocam türemiş zamire ne oldu? Ne olduğunu açıklayacağım. Basit ve birleşik. Zamirlerin yapısı ikiye ayrılır. Unutmayalım. Niye üçüncüsü yok? Onu birazdan anlatacağım. Basit yapılı zamirler yapım iki almamış zamirlerdir. Hayır zamirler belirlenmiş zaten. Geceleyin bir ses böler uykumu İçim ürpermeyle dolar. Neredesin? Arıyorum yıllar var ki ben onu aşığıyım beni çağıran bu sesin. Nerede? Soru zamiri. Ben şahıs zamiri. O şahıs zamiri. Ben şahıs zamiri. Şimdi neredesin? Sın sin. Bu burada şahıs ekine benziyor ama ek eylemdir. Ek eylem konusunu anlatacağım size ve evet, çekim ekidir onu derken belirtme hali eki çekim ekidir. beni derken belirtme hali eki çekim ekidir. Bunlarda yapım eki olmadığı için bu zamirler basit yapılı zamirlerdir. Hocam bu bunu da almıyor muyuz? Bak dikkat. Zamir midir bu? Bu ses diyor. Bu işaret sıfatıdır. Dolayısıyla onu ayrıca değerlendirirsin. Basit yapılı işaret sıfatı dersin. Biz şu an zamirlere bakıyoruz ve dört tane zamir var. Dördü de basit yapılı zamirdir. Dikkat. Zamirler birleşik yapılı olabilir. Yani iki sözcükten oluşabilir. Bunların birkaçını derken, seneye bir çoğunuz derken, partiye gelenlerin hiçbiri, birazını, bak biraz para dese sıfat olurdu. Hiçbir insan dese sıfat olurdu. Birçok kişi dese sıfat olurdu. Ama bak üzerinde çekimekleri var. Mis gibi. ismin yerine gelmiş. Zamir. Ve dikkat et iki sözcükler oluşuyor. Birkaç, birçok, hiçbir, bir az değil mi? İki kelimeden oluşuyorsa bunlara da birleşik yapılı zamir diyeceğiz. Peki. Türemiş zamir niye yok? Haydi açıklayalım. Çünkü zamirler yapım eki almaz. Eğer bir zamir yapım eki alırsa ya isim olur ya sıfat olur ya da zarf olur. Dolayısıyla türemiş zamir yoktur. Zamirden türemiş sözcük vardır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamirden türemiş bir sözcük vardır? Böyle sorularla karşılaşırsınız. Hangisinde türemiş zamir vardır? Böyle bir soru soramazlar. Çünkü türemiş zamir yoktur. Zamir yapım eki alınca ya isimdir ya sıfattır ya da zarftır dostlarım unutmayın. Mesela ben sözcüğü şahıs zamiri. Bencil insanları sevmem. Cılcıl cıl yapım ekini almış. Yapım ekini aldıktan sonra dikkat et. Nasıl insanlar? Bencil insanlar sıfat olmuş. Sen şahıs zamiridir. Siz, siz yapım ekini almış. Oraya sensiz gidemem. Nasıl gidemem? Sensiz gidemem. Bu sefer fiile sorduk soruyu. Cevap bu sefer zarf olarak döndü. Dikkat et zarf oldu. Kim? Soru zamiridir. Yeni kimlikler dağıtılmış. Kim? Lıklık ekini almış. Yeni kimlik derken kimlik. Dikkat et isim olmuş. Yani zamir yapım eki alınca ya sıfat oluyor ya zarf oluyor ya da isim oluyor. Bu bakımdan türemiş zamir yoktur. Zamirden türemiş sözcük vardır. Unutmayalım. Evet kitabımızdan <laughs> affedersiniz bir örnek soru çözelim ki bu kitabın satış linkini e, yorumlar kısmına sabitleyeceğim. İçinde benim de sorularım var. Çok güzel bir ürün. Fiyatı da uygun. İndirim koduna Eyüp Hoca yazarsanız bitiş harflerle büyük harflerle ekstradan da bir indirim alıyorsunuz. Eyüp Hoca öğrencilerine özel bir indirim. Hatırlatayım. Evet bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde birden fazla zamir vardır? Birileri, evet belgisiz zamir hocam, gerçek özgürlüğün birçok alışkanlığımız olur mu? Olmaz hocam. Birçok alışkanlık diyor çünkü. Birçoğu dese olurdu. Bu burada sıfattır. Birçok alışkanlığımızın dışındaki hayat olduğunu düşünebilir. Burada bir tane zamiri gördük. Dolayısıyla bunu geçelim. Alışkanlıklarımızın dışındaki hayat bazılarımız için, bazılarımız, evet belgisiz zamir, bir metre uzakta bazılarımız için bir tane daha kullandı ise ulaşılmaz mesafededir. Evet burada iki tane var. Adım atanlar ona ona şahıs zamiri olabilir. Ulaşabilir veya hürriyet diye bir dünya cehennemi yaratabilirler. Bir tane olduğu için geçtim. Ama adım atılmazsa o bizden iki tane durmadan uzaklaşır ve bizi oldu sana üç. Çok çok gerilerde kaderimizle baş başa bırakır. Dolayısıyla burada birden fazla var. Şurada birden fazla var. 2 ve 4'ü almamız lazım. Haliyle cevabımız E seçeneği olacak idi. Evet teşekkür ediyorum dostlarım buraya kadar izlediğiniz ve dahi destekleriniz için. En güzel üniversiteler, en güzel meslekler sizlerin olsun. Gözlerinizden öpüyorum. Hoşçakalın.